Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Yelek başlayacağız. Tam anlatımı yelek modeli. Ben şöyle lastik kısmını ördüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bağlamalı lastik modeli uyguladım yeleğimin alt kısmına. Bu kadar genişlik benim için yeterli. Ben size lastiğin yapılışını anlatacağım. Bir sonraki videomda da modelini koyacağım. Modelini yani uygulamalı anlatacağım sizlere. Bakın şöyle. Bu şekilde gördüğünüz gibi biraz geniş oldu arkadaşlar. 50-52 bedene göre şöyle bakın. Evet arkadaşlar, ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bakın arkadaşlar, gerçekten çok güzel bir model. Bu lastik modeli çok beğenerek örüyorum ve her modeli de yakışan bir model. Şöyle bakın, iplerim de bu şekilde. Şimdi ben sizlere yapımını anlatacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Evet arkadaşlar, ilmeklerimi atıyorum şöyle. Modelimiz zaten 3 ve katları diyeceğim ama bir ters bir düz olduğu için zaten örüntü olarak ilmeklerimizi atalım. Öncelikle kaç ilmek atacaksak bedene göre başlayacağız ilk başta. Ona göre ilmeklerimizi ayarlayacağız arkadaşlar. Modelimizi uygulayacağız. Bakın şöyle, ben bir miktar ilmek atacağım. Bakın bu kadar yeterli arkadaşlar. Şişimi çıkarıyorum. İlk başta arkadaşlar şöyle ilmeğimi bir düz, bakın bir ters, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Şöyle kaldırayım şu ilmeklerimi odaklaması için arkadaşlar. Bakın. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar birinci sıramızı örüyoruz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi modelimin bakın. Şu anda ters veya düz hiç fark etmiyor arkadaşlar. Modelin tersi veya düzü. Burada bu yönde modelimizi uygulayacağız. Yani lastiğimizi uygulayacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Burada bir düz, bir ters, bir düz. 3 ilmeğimi ördüm beraber, bakın. İpimi öne alıyorum. Buradaki ipimi öne aldım. 1 2 3 ilmeğimi sol şişime taktım, bakın. İpimi bu aradan geçiriyorum. İlmeklerimi tekrar geriye alıyorum, bakın. Şimdi burada bir tane tersimi örüyorum arada, bakın. Bir ters. Bir düz, bir ters, bir düz. Bakın. İpimi benden yana aldım. 1 2 3 ilmeğimi alıyorum. İpimi şöyle önden geçirip şişimin arasından geçirip ilmeklerimi geri alıyorum arkadaşlar. 2 3. Bakın. Şöyle. Tekrar bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu aradaki tersi örüyoruz. Bu 3 ilmek üzerinde işlem yapıyoruz. İpimi şöyle aradan geçiriyorum. İlmeklerimi geriye alıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Yine aynı şekilde
ilmeklerimi alıyorum, ipimi aradan geçirip bakın bu şekilde ilmeklerimi geriye alıyorum sağ şişime. Bakın şöyle aradan geçirmiş oluyoruz. Bir ters. Burada yetmediği için ilmeklerim, burayı gördüğüm gibi örüyorum. Bir sonraki sırada öreceğiz inşallah. Şimdi modelimin arka yüzündeyim ve devam ediyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde bir düz, bir ters olacak gibi şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Arka yüzünde bu şekilde sadece bir ters bir düz, yani gördüğümüz gibi tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Modelimizin ön yüzünde işlem yapıyoruz sadece arkadaşlar, bakın. Modelimin ön yüzündeyim, bakın şimdi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, bir ters, bir düz. Burada bu şekilde ördüm, bakın. Bir düz, bir ters, bir düz. Şu kısmı ördüm. Şimdi buradaki şu düzümle buradaki 3 ilmeği, yani modelimizi kaydırmış olacağız. Bakın bir düz, bir ters. Burasını fazladan ördüm. Şimdi bir düz, bir ters ve bir düz. Burası modelimizi uygulayacağımız yer. 1, 2, 3. Kenar ilmeğimi şöyle aldım. İlmeğimi iki şişimin arasından geçirip ilmeklerimi geriye alıyorum. Bakın. 1. Buradaki tersim, yani bu arada bu sıramızda da ördük bir tane ters. Burada da örüyoruz. Bir tane tersi boş örüyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz. 3 ilmek üzerinde çalışıyoruz. Arada bir tane ters örüyoruz arkadaşlar. Bakın bir tersimi ördüm. Bir düz, bir ters, bir düz. İpimi benden yana alıyorum ve bu 3 ilmeğimin arasından şöyle geçirip ilmeklerimi tekrar sağ şişime alıyorum. Bakın. Şimdi burada yine bir önceki sıramızda arkadaşlar, bakın alt sırada burada ilmeklerim yetmemişti. Şimdi modeli kaydırdığımız için burada yapıyoruz. Bakın 3 ilmeğimi alıyorum. İpimi aradan geçirip tekrar ilmeklerimi sağ şişime aldım. Ve bir ters, bir düz. Bakın gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Çok güzel, hoş duran bir model. Bakın burada buraya kaydırıyoruz. Buradan buraya. Şimdi bir sonraki sıramızda, yani bu sıramızda da şunların tepesine, yani buraya bu şekilde devam ediyor sıra sonuna kadar. Şöyle ben tekrardan modelimi yine göstermek istiyorum. Bakın bu benim ördüğüm model, bu da beraber başladığımız model. Bakın arkadaşlar gerçekten çok hoş duruyor, yani lastik demeye, yani model gibi duruyor gerçekten. Şimdi ben bu modelin, yani lastiğimi ördüm, üzerine model başlayacağım arkadaşlar. Modeli de sizlerle paylaşacağım. İnşallah bitim aşamalarını sırasıyla yapacağız. Bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. İlk başta söylemem de gerekirdi aslında. Eğer buraya kadar beni izlediyseniz, ilmek sayısını da vereceğim arkadaşlar. 190 ilmekle başladım ben bunu. Şöyle ipim kalın olduğu için 190 ilmek başladım. 50-52 bedene uygundur arkadaşlar. Bakın 190 ilmek, yani ilmek sorarsanız da yine yorumlardan cevap veririm arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.